Ordu'nun sahile yapılan 17 katlı gökdelenlerin yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halka açıldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gökdelenin yıkıldığı ve halka açıldığı alanda denize girmenin keyfini yaşıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Kiraz Limanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerine inşa edilen 17'şer katlı 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halkın hizmetine açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in "Sahiller halkındır" ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor. Evet, çok Ne da rahat söylemek ediyoruz. istersin? Ailece geldi bildiğimiz bir ortam oldu. Her tarafa yakın bir ortam oldu. Denizi de çok güzel. Yani en azından halka ait bir yer oldu ve gerçekten mutluyuz biz bu yüzden. Teşekkür ederiz başkanımıza da. Güzel oldu. Yani halkın olan halkın olduğu dediğimiz gibi. Şimdi düzenlenen yeni bir proje varmış. Plaj olarak kullanılacakmış. Bu da bizim için bir artı. Yani Ordu'nun, Karadeniz'in deniz yeşillik alanlarını engellemesinler. Yani bizim denize ihtiyacımız var, doğaya ihtiyacımız var ve bu yüzden güzel oldu. Yoksa o binalar burayı katledecekti açıkçası. Öncelikle Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e teşekkür ederim burayı halka açtığı için. Yani önceden burası inşaat halindeyken giremiyorduk ve çok kötü gözüküyordu. Yıkıldıktan sonra herkes gördüğünüz gibi denize giriyor. Hem merkeze de yakın. Bu konuda ulaşım için de çok daha kolay yani. O yüzden dolayı belediyemize teşekkür ederiz. Hani Karadeniz halkı yani denizsiz yapma şansı yok tabii ki. Yani burası hani belde olsaydı burası illa ki otomatik olarak halka kapalı olacaktı. Hani hem Karadeniz halkının hani Ordu halkının çok büyük desteği oldu. Hani başkanın çok büyük desteği oldu. Sayesinde hani yıkıldı. Halka açıldı. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok hani sessiz sakin bir yer. Hani öyle fazla hani bir kalabalık olmayan bir yer. Sadece hani işte Kiraz Limanı mevkiinin ailesi ve çocukları falan geliyor. Biz çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz. Şöyle söyleyeyim, bence çok iyi oldu. Bak şimdi insanlar burada gelip eğleniyor. İşte çoluk çocuklarla buraya geliyoruz. Bak top oynuyorlar burada. Yani bence daha iyi oldu yani böyle olması bence. Oraya da bir güzel bir şey kattı bence. Çünkü şu yukarıdaki insanların denize girme alanı burasıydı. Yani açıkçası bence çok iyi oldu. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz bu konuda. Burada binalar yapılacakmış. Öyle şeyler vardı. Bir proje yapmışlar burada. O projenin burada dikilmesi ve yüksek görünmesi bence deniz kenarında denize bir kirlilik veriyordu. Yani bence daha iyi oldu bu şekilde yani. İnsanlar bak geliyor ne kadar mutlu. Yani bence çok iyi oldu. Belediye başkanına gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel çünkü ben en son 4 sene önce geldiğimde direkt İstanbul'un arkasında oturuyor benim eşimin dairesi. Ya o zaman çok kötü bir görüntü vardı hatta. Ben de babama sordum da ya bu şekil olması çok çok iyi. Çünkü halkın zaten gireceği hiçbir yer yok. En azından belediye başkanımızın da böyle bir karar alması burada oturmama rağmen bence çok çok güzel bir şey oldu. Hem yani Ordu'nun doğal manzarasını kapatan bir şeydi. Kentsel dönüşüm bu şekil olsa devamı gelecekti kesinlikle. Ama bence en iyi karar böyle olması daha iyi olmuş. Ufuk Pala var. Burada belde evler yapıldığında çok üzülmüştük. Buraya gelemiyorduk, yüzemiyorduk. Efirli'ye gidiyorduk yüzmeye. Ama şu an burası yıkılınca burayı da halka açınca bizim için çok güzel oldu. Evimiz de burada zaten yüzebiliyoruz. Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e teşekkür ederim.